Değerli arkadaşlar merhabalar. Uzun bir ara verdik abimin ameliyatından dolayı. O yüzden onunla ilgilenmek zorunda kaldım. Videolar o yüzden istediğimiz tarihte olmadı. Ama bundan sonra biraz daha seri bir şekilde gideceğiz. Tamam mıdır? Siz çalışmaları aynen devam edin. Tekrarlarınızı bol bol yapın. Çıkmış soruları çözün. Soru bankamızdan dizi kitap ne sordun ne sorar soru bankasından. Soru, mutlaka çözün onları ve orada çıkmış olan soru kitabımız var bizim yine aynı yayın evinden dizi kitaptan. Son 11 yılın KPSS genel kültür tarih çıkmış soruları video çözümde onlara da mutlaka bakın olur mu? imkan olun arkadaşlar için söylüyorum. Şimdi inkılap tarihinin aslında ilk konusuna gelmiş bulunmaktayız. Fikir akımları. Arkadaşlar fikir akımları 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'ni kurtarmak amacıyla 19 ve 20. yüzyıllarda kurtarmak amacıyla çıkmış olan düşüncedir. Ki bazı fikir insanları tarafından devlet adamları ve aydınlar tarafından ortaya atılmış fikirler. Aslında fikir akımlarında bir başlık olarak şunları bilin mutlaka. Osmanlıcılık, Osmanlıcılık, Osmanlıcılık İttihadı Anasır, İttihadı Anasır, İttihat, İttihat birleştirmek demek tamam mı? Bir araya getirmek, Anasır unsurun çoğulu unsurları bir araya getirme. Yani Osmanlı Devleti'ndeki farklı tebadan olan işte Rumlar, Sırplar, Karadağlar, Arnavutlar, Boşnaklar, işte Araplar. Bunları bir arada tutmadır iddia ı Nasır. Diğeri İslamcılık. İslamcılık diğer bir ifadeyle ümmetçiliktir. Ümmetçilik dediğim şey yani birlikte ve bütünü din bağında gören, halifede gören anlamına gelir. Ondan sonra Türkçülük vardır. Türkçülük dediğimiz şey ise Türk unsurunu, dili, tarihi ön plana çıkarma, milli ekonomiyi ön plana çıkarma, Türk birliğini sağlama gibi görüşlerdir. Burada şu Osmanlıcılık'ta genç Osmanlılar, Jön Türkler vardır. Türkçülükte ise iddia terakki Cemiyeti vardır ki özellikle ikinci meşrutiyetten sonra türsülük çok güçlenecektir. Ondan sonra arkadaşlar işte batıcılık akımı vardır. E ondan sonra ademi merkeziyet vardır. Ademi merkeziyet. E adem hiçlik demektir. Ademi merkeziyet merkeziyetin yokluğu anlamına gelir yani federatif anlayışı anlamına gelir federatif. Burada 1-2-3 sıralamasını unutmamanız lazım. Yani ilk önce ortaya çıkan Osmanlıcılık, sonra İslamcılık, sonra Türkçülük ki ilk aydın grubumuz da genç Osmanlılardır bizim. Yok batıcılıktı filan diyenler hep çok aldırış etmeyin. Batılılaşma başka bir şey. O devriyle başlar. Batıcılık fikir akımı çok başka bir şeydir. Batıcılık fikir akımı 20. yüzyıl başlarında ortaya çıkmıştır. Atatürk ilkelerinin inkılapçılığa ilham kaynağı olmuştur. Tevfik Fikret gibi, Celal Nuri gibi. Şimdi buraya teker teker bakalım bu 3 sırayı unutmuyorsunuz tamam mı? Ee, ne diyor? Fransızların getirdiği fikir akımlarının etkisiyle Osmanlı Devleti'nde dağılma hareketleri başlar. Osmanlı'nın dağılmasına sebep olan olay Fransızların ortaya çıkardığı milliyetçilik akımı. Yabancılar Osmanlı içlerine karışmaya başladılar. Hatırlayın işte Mısır sorunu, Boğazlar sorunu, azınlıklar sorunu. Hatta çok eskiden hatırlayın Şehzade isyanları. Hep Avrupalı devletin kapitülasyonlar mesela bizim içlerimize karışmasına sebep olmuştu. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yani 1850'lerden itibaren Osmanlı Devleti'ni kurtarmak amacıyla, dağılmaktan kurtarmak, yok olmasını engellemek amacıyla fikir akımlar ortaya çıktı. Bunun ilki Osmanlıcılıktır. <laughs> Kalıp böyledir haberiniz olsun. Şimdi Osmanlıcılığın diğer bir adı neydi? İttihadı ana asır, farklı unsurları bir araya getirme. Diyor ki Osmanlı birliğini sağlamasını amaçlamış. Yani aslında mantık şu. Milliyetçilik akımının etkisiyle çıkacak olan isyanları engellemek istemiş. Hatırladınız mı? Bizde Sırplar, Yunanlar, Bulgarlar hep isyan etmişti. Onların isyanını engellemeye amaçlıyor. Onları devlete bağlayacak. Birlik ve bütünlüğü sağlayacak. O zaman ne yapacak? ile gayrimüslim arasındaki farklılıkları giderecek. ile gayrimüslüme aynı hakları verecek. İşte tanzimat fermanı, dikkat edin ıslahat fermanı, birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet. Bunlarda hep Osmanlıcılık akımının etkileri vardır. Onun anlayışı vardır. Osman Devleti'nde yaşayan azınlıkların ayrılma isteklerini, isyanlarını önlemek ki temsilcisi genç Osmanlılar. Arkadaşlar, genç Osmanlılar diğer bir ifadeyle Jön Türkler, Yeni Osmanlılar yani böyle adlandırılır Avrupa'da. ikinci e, 2. Abdülhamit'e kanun ve birinci Meşrutiyeti ilan ettirdiler ama daha öncesinde her ne kadar aydınlar olmasa bile Tanzimat ve ıslahat fermanlarında da Osmanlıca hakimi etkilidir fakat Tanzimat ve ıslahatta bir aydın etkisi göremeyiz. Biz aydın etkisiyle yapılan ilk üç olarak neyi gördük sizinle? Birinci meşrutiyet yani Kanun Esasiye'yi gördük. Sonra genç Osmanlılar vardı orada. Sonra yine aydın etkisiyle İttihat Terakki orada da Osmanlı şeyi ikinci meşrutiyeti görmüştük. Ne diyor? 77 78 93 harbi. Osmanlı Rus Savaşı ile Balkan Savaşları bu fikir akımının başarılı olamayacağını ortaya koydu. Mantık ne? Hatırlayalım neydi bunun adı? İttihadı anasır. Farklı unsurları bir araya getirme. O zaman bu anlayış farklı unsurları bir araya getirmek istiyorsa Osmanlı'dan ayrılıkları engellemek istiyordur. E 93 Harbi sonucunda imzalanan Hatırlayın bunu Ayestefonos ve Berlin Antlaşması'yla Sırbistan, Romanya, Karadağ elden çıktı. E, Balkan Savaşları Osmanlı Balkanlardan atıldı. Arnavutluk bağımsız oldu. Doğal olarak bu hakkında önemini yitirdi. Tabii ki önemini yitirmesine sebep olan faktörler ne olacak? Osmanlı'dan ayrıldıklar. Trablus, Garp, Arnavutluk, Sırbistan, Romanya, Karadağ, Bulgaristan hatta 2. Meşrutiyet'in ilan sürecinde bizim amacımız bunları ayrılmasın diyeydi ama ayrıldı. Bir de neyi bileceksiniz? Şunu unutmayacaksınız. Bu fikir akımının savunucuları Şinasi, Ziya Paşa, Ali Suavi, Namık Kemal, Mithat Paşa, Mustafa Fazıl Paşa bunları asla unutmayın. Bu fikir akımının savunuculardır ki bu tarz soru da çıkar. Yani aşağıdakilerden hangisi genç Osmanlılardan değildir ya da Osmanlı akımının fikir adamlarından öncülerinden değildir diye soru çıkar. Şinasi, Ziya Paşa, Ali Suavi, Namık Kemal, Mithat Paşa, Mustafa Fazıl'ı unutmayacaksınız. Özellikle Mithat Paşa, Namık Kemal'i unutmayın arkadaşlar. Önemlidir bu ikisi tamam mıdır? O zaman milliyetçilik akımının etkisini kırmak istedi fakat milliyetçilik akımı Osmanlı'da etkili olunca, isyanlar çıkınca, ayrılıklar gerçekleşince bu akımda önemini kaybetti. <laughs> Mesela şey vardır yani Osmanlı hani Osmanlıcılık anlayışı Osman Gazi'den itibaren var aslında anlayış olarak var ama fikir akımı çok sonra. Mesela ne diyor Osman Gazi şey ya da Orhan Gazi ya da birinci murat azınlıklara hoşgörü davranıyor. İstimalet politikası da aslında bir Osmanlıcılık anlayışıdır. Fakat akım olarak 19. yüzyılda batılılaşma hani lale devri ya ama batıcılık 20. yüzyıldır. Çok farklı şeyler ikisi. İkinci fikir akımımız İslamcılık. Ümmetçilik şunu unutmayın. 2. Abdülhamit dönemine damgasını vuran fikir akımı e, İslamcılıktır, ümmetçiliktir. Ki bu fikir akımının savunucuları 2. Abdülhamit, Said Halim Paşa, Mehmet Akif Ersoy, unutmuyorsunuz asla, Cemalettin Afgani, Ahmet Hamdi Akseke, Mehmet Şemsettin bunlar. Bunlar ünlü savunuculardır. Burada 2. Abdülhamit'i Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Hamdi Akseki'yi Akseki unutmayın. Çok önemlidir bunlar arkadaşlar. Mesela milli şairimizdir ama İslamcılık akımını savunmuştur. Ve bu akımın çok ünlü dergileri vardır. Mesela Sırat-ı Müstakim, Sebul-ül Reşat, bu akımın çok ünlü dergilerdir ve bu dergilerin baş yazarı Mehmet Akif Ersoy'dur. Bu da sorulacak bir sorudur. Buna da dikkat edin. Peki bu akım kurtuluşu nerede görüyor? Din bağında görüyor. Yani tüm Müslümanları halifenin etrafında birleştirmekte görüyor. Peki halife kim? İkinci Abdülhamit, Osmanlı Paşa. Peki tüm dünya Müslümanları halifenin etrafında birleşir Osmanlı devasa güçlü bir devlet olur. Hatta o toprakları sömüren İngilizler, Fransızlar da o topraklardan atılır. Aslında bu aslında bu akımın amacı hem Osmanlı'yı kurtarmak hem de sömürge altındaki ulusların Müslüman ulusların bağımsız olmasını sağlamaktı. Ancak din birliği geçerliğini yitirdi. Yani milli duygular dini duygulara ağır bastı. Mesela Arap milliyetçiliği bunun bir örneğidir. Bir dünya savaşında Arap milliyetçiliği anlayışını İngilizler çok fazla kullandı ve Arapları bize karşı kışkırttı. İcaz Yemen Suriye, Filistin cephesi, Kanal cephesi, Irak cephesi buralarda hep Arap isyanıyla karşılaştık. Doğal olarak ne oldu? Din ya da halife birleştirici unsurunu kaybetti, özelin kaybetti deriz. Ee, diğer bir akım ise arkadaşlar şey yani Türkçülük akımı Türkçülük akımı dediğimiz şey şudur bakın şimdi önemli bilgisi şudur. Türkçülük böyle şey gibi algılanmasın. Ne olur? ırk gibi algılanmasın. ırk birliği gibi algılanmasın. Türkçülük ilk önce edebiyatta başlar. Türk dilini zenginleştirme, Türk dilinin özelliğini, kökenini ortaya çıkarma. Yani Türkçülük dil ve tarihte ilk önce dilde sonra tarihte başlar. Sonra Türkçülük akımı deyince ekonomi millileştirme gelir. Daha sonra ise Turancılık akla gelir. Yani Türk birliğini sağlama. O zaman bu akımı savunanlar, Türkçülüğü savunanlar, Turancılığı savunanlar milli, ulusal değerlerimizi ön plana çıkarmayı, dili tarihi ön plana çıkarmayı ve aynı zamanda Türk birliğini sağlamayı düşünüyorlar ki bu, bu akımı savunanlar iddia terekicilerdir. İddia -tereki cemiyeti emniyeti hatırlayın işte Enver, Talat, Cemal Paşaları o üçlü vardı ya Bunlar e, Türkçülük akımının öncüleri ki bu akımın e, savunucuları arasında kim vardır diye sorarsak eğer burada yazdıysam buradan göstereyim yazmadıysam size hemen şu yazmadıysam şayet şuraya yazayım bakın şimdi. Türkçülük deyince aklımıza kim gelecek arkadaşlar? Bir Ziya Gökalp unutmuyorsunuz. Ziya Gökalp çok önemli. Gökalp. 2- Yusuf Akçura. Yusuf Akçura. 3 e, Mehmet Emin Yurdakul. Mehmet Emin Yurdakul. 4 Mehmet Emin Resulzade. Mehmet Emin Resulzade 1917-18'de Azerbaycan Cumhuriyeti'ni kuran kişi. Zade. İsim 5 İsmail Gaspıralı. Gaspıralı yanlış yazdım. Gaspıralı. Kırım Tatar Türkü. Zeki 6 Zeki Velidi. Velidi Togan. Erdoğan çok ünlü bir isimdir Arkadaşlar bu Bunun dışında söyleyebiliriz yani halde edip adı var ondan sonra şey ee, Hamdullah Supi o istiklal marşının okunduğunda milliyetin bakanımız olan bunlar ama şunları unutmayacaksınız mesela Ziya Yükelbin Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak, Türkçülüğün esasları adlı eser unutmayacaksınız Yusuf Akçura'nın 3 Tarzı Siyaset adlı eser unutmayacaksınız ki üç Tarzı Siyaset adlı eser şu eser Türkçülüğün manifestosu kabul edilir. Unutmayın bunları. Şimdi oraya tekrar dönelim. Bunları not alın olur mu? Şimdi bu fikri akımın iddia Terakki savundu. Bu fikir doğrultusunda Türk Ocakları Derneği, aynı zamanda Türk Yurdu Dergisi, Yeni Mecmua dergileri çıkarıldı. Arkadaşlar e, ee, şurada bak Yusuf Akçura'nın Üç Tarzı Siyaset adlı eseri Türkçülüğün Manifestosu kabul edildi. Ziya Türk yurdunun neşretli Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak eseri bu akımın güçlenmesinde etkili oldu. Fakat bu akım doğrultusunda bir iş yapıldı Türkiye'de Osmanlı'nın son dönemlerinde. Bir Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesi açıldı. Kafkas cephesinde bir Sarıkamış faciasını yaşadık. Orada 36 bin askerimiz hayatını kaybetti. Osmanlı e, Kafkasları ve Orta Osmanlı'ya katmayı düşünürken iddia terakki Doğu Anadolu, Doğu Anadolu çıktı. Rusların eline geçti. Doğal olarak bu akımda önemini kaybetmiş oldu arkadaşlar. Tamam mı? Ama bu akım yerini Atatürk ilkelerine milliyetçiliğe bıraktı ya da ulusçuluğa bıraktı. Tamam mıdır? Şimdi dördüncüye gelince batılaşma, batıcılığa gelince arkadaşlar batıcılık e, şudur. Yani batıdaki gelişmeleri takip etme, batının ilmini ve fennini alma düşüncesidir. Yani bu akımı savunanlar diyor ki eğer biz diyor batının ilmini, fennini takip edersek, onun bilim ve teknolojisini takip edersek bu devleti kurtarabiliriz diyor. Ve bu fikir akımının savunucuları önemli üç tanesini soracağım size. Tevfik Fikret, Celal Nuri ve Abdullah Cevdet olacak. Abdullah Cevdet varsa oradan buluyum yoksa şuraya yazayım. Vardır buralarda bir yerde de ben göremiyor olabilirim. O zaman Tevfik Fikret yazıyorum şuraya. Tevfik Fikret, Celal Nuri ve Abdullah Cevdet bu fikir akımının ünlü savunucularıdır. Abdullah Cevdet batıcılığı daha çok böyle batıya benzemede görür. Her şeyle batıyı almakta görür. Tevfik Fikret ve Celal Nuri ise batıcılığı daha çok batının bilim ve tekniğini, ilmini, fenini almakta görür. O yüzden Atatürk'ün inkılapçılık anlayışında şu vardır. Atatürk der ki ben inkılapların ruhunu tevfikten aldım. Çünkü tevfik batılılaşmayı bilim ve teknikte görmüştür. O yüzden Atatürk tevfik kretin kitaplarını okumuş birisidir. Ondan da inkılapçılık noktasında etkilenmiştir. Tevfik kreti Celal Nuri'yi unutmayacaksınız. Mesela İçtihat Dergisi, unutmayın bir İçtihat Dergisi. Ha, Abdullah Cevdet buradaymış. İçtihat Dergisi, arkadaşlar iki, hemen orunda ben şuradan bir belirleyeyim yazayım size. İçtihat dergisi. Hatta şuraya yazayım. Notlarda mutlaka vardır. Siz okumuşsunuzdur onu. İçtihat dergisi şu. İki, e, ileri, ileri gazetesi. Bunlar batıcılığı savunan yayın organlarıdır. Mesela İçtihat Dergisi size İslami bir kavram gibi gelebilir ama Batıcılığı savunduğunu unutmayın. İleri Gazetesi de Batıcılığı savunmuştur. İleri Gazetesi Celal Nuri'nin gazetesidir. Celal Nuri milli mücadele döneminde Atatürk'ü destekleyen kişi olacaktır. Hatta Atatürk'ün e, İleri Gazetesi'nde milli mücadele dönemlerinde isimsiz yazısı çıkacaktır. İstanbul'da Atatürk'ün sesini duyuran gazete İleri Gazetesi olacaktır. Ama batıcılık akımı deyince İçtihat Dergisi ve İleri Gazetesi unutulmayacak gençler tamam mı? Tabi o dönemlerde sosyalizm de var ama sosyalizm çok da taraf bulmuş bir akım değildir. Bu akımda da şey unutmayacaksınız bu sosyalizmde eğer sorarlarsa sürprize yer bırakmayalım. İştirak Dergisi, ve iştirak Dergileri sosyalist akımın e, fikirlerini yaymak amacıyla çıkarılmış olan gazete ve dergilerdir. Tamam mıdır? En son fikir akımızda beşincisi Adem'i merkez Bunda kim savundu? Prens Sabahattin savundu. E, ve Prens Sabahattin'in Adem'i merkeziyet teşebbüsü şahsi. Teşebbüsü şahsi liberalizm demektir. Bireysel özgürlükler demektir. Adem'i Merkeziyet federatif yönetim demektir. Kurtuluşu federatif de gördü. E, çok da e, bu akım doğrusunda herhangi bir şey yapılmadı Osmanlı'da. Ama Osmanlıcılık doğrultusunda Tanzimat, Islahat 1. 2. Meşrutiyetler ilan edildi. Türkçülük doğrultusunda hatırlayalım işte Kafkas cephesi açıldı. 2. Abdülhamit dönemi damgasını olan fikir akımı İslamcılık oldu. Hatta Almanlara demiryolu imtiyazı verildi. Bu akım doğrultusunda Berlin, Boğaz, Bağdat demiryolu projesi Osmanlı aslında İslamcılık akımını hayata geçirmek amacıyla, Araplarla irtibat kurmak amacıyla e, uygulamaya koymak ist e, istediği projelerden bir tanesiydi. Anlaştık mı arkadaşlar? Fikir akımları deyince de aklımıza bunlar gelecek. Unutmayacağız bunları. Tekrar sayalım. Osmancılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık ve Adem'in merkezi geçir. Ve işte e, İslamcılık'ta Sebul Reşat Sırat Müstakim'i, Batıcılık'ta İçtihat Dergisi'ni, e, ileri Gazetesi'ni unutmayacağız. E, Türkçülük'te de üç tarz siyasi, Yusuf Akçuran'ın 3 tarz siyasi adlı eserini unutmayacağız tamam mıdır?